İyi akşamlar. STV Ana Haber'de günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tarihlerimiz 9 Ağustos'u gösteriyor. Efendim bugün bir kaza haberiyle başlayacağız bültenimize. Eskişehir'de sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü araçtan çıkamayınca boğularak can verdi. Kaza yerinden görüntüler geliyor ilk olarak ekranlarınıza. Kaza pazartesi gece saatlerinde Tepebaşı'na bağlı Sazova Mahallesi Karabayır mevkiinde meydana geldi. Hocam çek! Yavaş yavaş çek! İbrahim Aktaş'ın kullandığı 26NF398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Olayı görenlerin ihbarıyla sulama kanalına AKUT, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen ve ters dönen otomobil uzun uğraşların sonucunda çıkarıldı. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta 43 yaşındaki sürücü İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sular şey oluyor. Sudan çıkarılan İbrahim Aktaş'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bir hırsızlık haberimiz var şimdi de sırada. Efendim hırsızlar şimdi de su paralarına göz dikti. Su satıcılarının boş damacanaların yanına bırakılan, alması için bırakılan su paralarını çalan şüpheliler güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Eskişehir'in bazı mahallelerinde yaşayan vatandaşlar boş su damacanalarının yenileriyle değiştirilmesi için kenarına para koyarak günün belli saatinde evinin önüne bırakıyor. İddiaya göre son zamanlarda özellikle Yenikent Mahallesi ve çevresinde damacanaların kenarında yer alan su paraları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınıyor. Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisindeki boş damacanadan para çalınma anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay yerine gelen iki şüpheli şahıs ilk olarak bir süre etrafı gözetliyor. Ardından şahıslardan biri damacanaya doğru hareket ederken diğeri ise aynı yerden çevreye bakıyor. Ardından boş damacananın yanındaki parayı alan şahıslar oradan uzaklaşıyor. Boş damacanayı dolusuyla değiştirmek için gelen görevliler ise para olmadığını görünce değişim yapmadan yoluna devam ederken damacanasını boş görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlarsa çözüm bulunması için yetkililere sesleniyor. Damacanın üstüne parayı bırakılıyor çünkü sucuları parayı alıyor yerine suyu koyuyor bırakıyor. Olmayandan, parası olmayandan bırakılmıyor. Su bırakılmıyor. Onun için üstünde olması gerekiyor. Paranın. Para üstünde olunca alınıyor. Önceden fiş veriliyordu. Fiş konuyordu üstüne. Alınmıyordu. Bir şey olmuyor. Sorun çıkmıyordu. Ama şimdi para konunca yaşlısı da alıyor. Genci çocuğu da alıyor. Herkes alıyor yani. Tabii vatandaş mağdur oluyor onun için. Artık muhtar mı çaresine bakar. Belediye mi çaresine bakar, bu su veren kurumun çaresine bakacak, bir fiş konsu önceki gibi daha iyi olur, daha güzel olur. Her geçen gün pahalılaşan hayat şartları karşısında mikrofonlarımızı uzattığımız Eskişehirlilere geçinebiliyor musunuz diye sorduk. Bakalım vatandaş neler söylemiş, hep birlikte izliyoruz. Eskişehirli vatandaşlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını söylediler. Aldıkları ücretlerin yetersiz kaldığını anlatan vatandaşlar, alışverişlerinden özellikle mutfak masrafları konusunda kısıtlamaya gittiklerini ifade ettiler. Hem de biraz alım gücü düştü, ekonomik sıkıntılar da var. Siz şu an Türkiye'de, Eskişehir'de geçinebiliyor musunuz? Zor tabii. Bu şeyle zor geçiniyorum. Esnafım ben mesela. İşlerimiz gayet düştü yani. Zor geçiniyoruz. Eskiden nasıldı peki? Eskiden daha iyiydi tabii. Mesela pandemiden önce daha iyiydi. Pandemi özellikle mahvetti ortalığı. Ne kadar bir oranda düştü işleriniz? %50 düştü. Rahatça geçinebiliyor musunuz? Her istediğinizi mesela çarşıya çıktığınızda alabiliyor musunuz? Ya mümkün değil. Her istediğimi rahatça alamıyorum yani. Maddi yönden. Ve nereden kısıtlıyorsunuz? Yiyecekten içecekten kısıtlıyoruz. Siz geçinebiliyor musunuz? Yani zar zor. Mesela nasıl? Yani maaş aldığımız yaptıkları maaş yani çok eridi enflasyonda. Maaşınız yetmiyor. Emekli misiniz? Yok çalışıyorum. Peki geçinmeye çalışırken nelerden kısıtlıyorsunuz? Mesela çarşıya indiğinizde rahatça her istediğinizi alabiliyor musunuz? Alışveriş yapabiliyor musunuz? Maalesef. Yani mutfağı yer yarıya kısıtlıyoruz neredeyse. Alışverişler? Alışveriş. Tatil dersen hiç yok. Çarşıya
Karşıya indiğinizde alışverişinizi rahatça yapabiliyor musunuz? Ya da mutfak alışverişini yok, rahatça yapıyor musunuz? Yok, yok, yok. Ekonomik sıkıntı. Sade bizde değil, herkes için var, geçerli. Mutfak alışverişinden kıstınız mı hiç? Kıstım tabii ki. Mesela neleri almıyorsunuz? Neleri gözden çıkardınız? Fazla ete yanaşmıyoruz. Fazla lüzum şeylere almıyoruz. Ancak günlük işte yiyebileceğimiz şeylerle. Zor. Zor, emekliyiz zaten. Bayağı zor. Nasıl geçinmeye çalışıyorsunuz peki? Vallahi temel ihtiyaçlar dışında pek çok ihtiyacımızdan ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Mesela neleri karşılayamıyorsunuz? Nelerden kısıtlıyorsunuz? Özel zevklerimiz, yiyecek içecek dışında diğer ihtiyaçlarımızı. Mutfak alışverişinden kıstınız oldu mu? Kıstık tabii. Mesela neleri alıyorsunuz? Kıstık. İki tane de çocuğum var. Onların hani ıvır zıvır dediğimiz şeylerini alamıyoruz. Okulu ihtiyaçları bayağı bir zorlayacak muhtemelen. Zor anca geçiniyoruz. Mesela eskiden 5 kilo aldığımız şeyi şimdi 3 kiloya düşürüyoruz. Bütün her şeyde. Üretiyorsunuzdur da aynı zamanda. Üretiyoruz ama girdiler çok pahalı. Borçlandınız mı bu dönemde? Borçlanmayan var mı? Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşer, darbeyle suçlanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 komutanla ilgili yaptığı açıklamada ortada iddia edildiği gibi bir darbe girişimi olmadığını belirterek komutanların serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşer, 28 Şubat 1997 bildirisiyle darbe yapmakla suçlanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan komutanların serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. FETÖ firarisi bir savcının düzmece iddianamesine dayalı bir yargılama sonucu yıllarını ordumuza, ulusumuzun güvenlik ve esenliğine adamış şerefli komutanlarımız yaklaşık bir yıldır zindanda ölümle pençeleşiyor. Ortada iddia edildiği gibi bir darbe girişiminin olmadığını söyleyen Taşer, komutanlarla alakalı haksız kararın kaldırılmasını talep etti. Kararları uygulayan hükümetin değil de tavsiye eden kurulun sadece asker üyelerinin çeyrek asır sonra darbe yaptılar denilip mahkum edilmelerinin hukuki bir karar olarak görülemeyeceği ortadadır. Bu karar kamu vicdanını ağır biçimde yaralamıştır. Kaldı ki ortada iddia edildiği gibi darbe denilebilecek bir olgu da yoktur. Efendim, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili bir takım iddialar var. Tarım Orkan Sen, Bursa Şube Başkanı Fikret Gizer, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde sendikasına ve üyelerine yönelik baskı yapıldığını iddia ederek bu konuda soruşturma açılması için dilekçe verdiklerini söyledi. Keske bağlı Tarım Orkan Sen, Bursa Şube Başkanı Fikret Gizir ve beraberindeki sendika üyeleri Eğitim Sen binasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki ilçe müdürü vekilinin sendikaya üye olmak isteyenlere baskı yaptığını ve sendikayı terör örgütlerine para aktarıyor şeklinde itham ettiğini belirten Gizir, konuya ilişkin soruşturma açılması için dilekçe verdiklerini ifade etti. Bugün ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hakkında Tepebaşı Kaymakamlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ayrı ayrı olarak soruşturma açılması için dilekçelerimizi vermiş bulunuyoruz. Sendikal örgütlenmenin, sendika aidatlarının suçmuş gibi değerlendirilmesi antidemokratik bir tutum olduğu kadar gücünü yasalardan alması gerekenlerin hukuku ayaklar altına alması anlamına da gelmektedir. Sendikasına yönelik yalan ithamlarda bulunulduğunu söyleyen Gizir, kamu çalışanlarını Tarım Orkan Sen'e sahip çıkmaya davet etti. Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan ve Tarım Orkan Sen üyesi olduğu için yıllarca baskı gördüğünü söyleyen Rıza Kamek de 2,5 yıl boyunca kendisine hiç iş verilmediğini ve bu şekilde mobbinge maruz kaldığını anlattı. İş yükü dışında şey de var. Mesela bana da şöyle bir şey yapıldı. 2-2,5 yıl iş verilmedi. Bir kenara masaya oturtuldu. Kesinlikle iş verilmedi. Böyle bir yönü de var.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Söğüt Uludere yolundaki çalışmalar yoğunlaştı. 25 Temmuz'da kısmen trafiğe kapatılan yolda çalışmalar tamamlanıp yeniden trafiğe açılırken ikinci etap çalışmalar nedeniyle ulaşımda yeni düzenlemeler yapıldı. Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Aşağı Söğüt Önü Mahallesi Söğüt Uludere yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. İmar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatacak Söğüt Uludere yolunda Ankara-Bursa Çevreyolu Köprülü Kavşağı ile Aktürk Sokak kesişimine kadar olan bölüm 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatıldı. Yolda altyapı freze tıraşlama, plant mix temel sıkıştırma ve serim çalışması yapan ekipler, altyapı işlemleri sonrası sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek yolun tamamlanan kısmını 10 Ağustos itibariyle trafiğe açmış olacak. Söğüt Uludere yolu üzerinde devam etmekte olan yol genişletme çalışmaları kapsamında, Söğüt Uludere yolunun Kenter Sokak'la 1516. sokağa kadar olan kısmı 10 Ağustos Çarşamba günü itibariyle geçici bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler Aktürk Sokak, Kenter Sokak, 1527. Bulvar, 1500. Bulvar, 1521. Sokak, 1516. Sokak üzerinden Yaşamkent'le Keskin ve Uludere mahallelerine ulaşım sağlayabilecekler. Toplu taşımada da mavi 16, siyah 36 ve siyah 74 numaralı hatlar Kenter Sokak üzerinden, siyah 5, siyah 53 ve siyah 78 numaralı otobüsler Aktürk Sokak üzerinden 1527. Bulvar, 1500. Bulvar, 1521. Sokak, 1516. Sokak güzergahından seferlerine devam edecek. Vatandaşlar bu bölgelerde kurulan geçici duraklardan faydalanabilecek. Toplamda 2400 metre uzunluğunda yapımı tamamlanacak yolla, Eskişehir kent içi ulaşımında da güvenli ve konforlu yolculuğun yanı sıra, trafikte önemli bir rahatlama yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlardan ulaşımı sağlayabileceklerini hatırlatarak, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Efendim, bir gün öncesine dönelim. Şimdi Eskişehir'de dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde sel yaşandı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Eskişehir'in kent merkezinde pazartesi akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu. Güneşli havanın ardından bastıran yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına saklanarak yağıştan korunmaya çalıştı. Esnafsa dışarıdaki ürünlerini yağmurdan korumak ve su baskınlarını önlemek için yoğun mesai harcadı. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde sel yaşandı. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Öte yandan şehir genelinde yağışlı hava etkisini yer yer sürdürüyor. Efendim, geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Hatırlarsınız, bir hayvansever sokakta bulduğu ön ayaklarını kullanamayan yavru köpeği veterinere götürüp tedavisini yaptırdıktan sonra tekrar onu bulduğu bölgeye annesinin yanına bırakmıştı. Aradan geçen birkaç günün ardından yavru köpeği görmek ve onu beslemek için tekrar o bölgeye giden hayvansever maalesef minik köpeği ölü vaziyette buldu. Kemal Sağır ve arkadaşları geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de ön ayaklarında rahatsızlık olan bir yavru köpek fark edip onu iyileşmesi için veteriner kliniğe götürmüşlerdi. Tedavisinin ardından yavru köpeğin annesi ve kardeşleriyle buluşma anı iç ısıtmıştı. Tedavisinin üzerinden günler geçen yavru köpeği beslemek için alana tekrar giden Kemal Sağır ve arkadaşları minik yavruyu ölmüş vaziyette buldu. Yavrunun ardından oldukça üzülen hayvanseverler bir mezar kazıp yavruyu gömdüler. Bu da bir anne işte, görün.
Yavrusunun başında bekleyen ve onu koklayan anne ise mezarın başından uzun süre ayrılmadı. Görüldü. Talihsiz köpeğin yavrusunun cansız bedeni başında bekleme anları amatör kamerayla kayda alındı. Muharrem ayı nedeniyle Eskişehir Beşir Derneği Odun Pazarı Temsilciliği tarafından 2 Eylül Caddesi'ne kurulan standlarda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Muharrem ayı nedeniyle Beşir Derneği yurt içindeki 200'ün üzerinde temsilcilikleri aracılığıyla aşure ikramında bulundu. Eskişehir Beşir Derneği Odun Pazarı Temsilciliği tarafından da 2 Eylül Caddesi'ne kurulan standlarda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Atarım hepsini. Halkın yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşen etkinlikte binlerce kap aşure paylaşılarak Muharrem ayı kutlandı. Beşir Derneği Odun Pazarı Temsilcisi Yücel Yılmaz, etkinlikte emeği geçen bağışçılara ve gönüllülere teşekkür ederken, bu çalışmalar sayesinde geleneğimize sahip çıkmanın bir kez daha kıvancı ve mutluluğunu yaşadık ifadelerinde bulundu. Bu yıl 35.sı düzenlenen Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'nde sahneye çıkan sanatçı Mithat Körler, coşku dolu bir konserle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Bolu iline bağlı Mengen ilçesinde bu yıl 35.sı düzenlenen Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'nde sahneye çıkan sanatçı Mithat Körler, unutulmaz bir konsere imza attı. 20 bini aşkın sevenine verdiği konserde büyük beğeni toplayan sanatçı 2 saate aşkın sahnede kaldı. Körler sevilen şarkılarının yanı sıra günün şarkılarını da seslendirdi. Programın sonunda Mithat Körler'e Aşçılık Federasyonu tarafından geleneksel aşçı gömleği giydirilerek Mengen'in fahri aşçısı ilan edildi. Son olarak komşu illerimizden Bilecik'e uzanalım. Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışmaları nedeniyle Atatürk Bulvarı ağır tonajlı araçların girişine kapatıldı. Sürücüler ve bölge esnafı ise çalışmalardan dolayı zor anlar yaşadıklarını söyleyerek şikayetlerini dile getirdi. Kentin trafik akışındaki en önemli merkezi olan Atatürk Bulvarı üzerinde Bilecik Belediyesi tarafından devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yönlendirilmesi yeniden düzenlendi. Çalışmalar sebebiyle yer yer sürücülerin zor anlar yaşadığı gözlerden kaçmazken Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaflarsa şikayetlerini dile getirdiler. Uzun bir yere oldu yani. Gerçek bir şey yok. Valla zaten bir ay sürecek diyorlar. Bir ayda sürer. Aşağıdaki zaten 10 metre alanı geç geldiler biraz. Biraz daha azalsalar iyi olacak. Yok, çok sıkıntı. Sıkıntı ya. Genel başlık. Demez olur mu? Yani toplantı girer ya. Vatandaş oradan gelir. Sonra bir can sıkıntı. Vatandaş. Dolmuşun nereden kalkacağını bilmiyorum. Polisi geldi, kaldır. Nereden kalkacağını bilmiyorum. Konuyla ilgili Bilecik Belediye Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirici açıklamada, 8 Ağustos Pazartesi günü itibariyle kamyon ve tır gibi büyük araçlara Atatürk Bulvarı istikametinin 30 gün boyunca trafiğe kapatıldığı, binek araç kullanıcılarına ise belirli aralıklarla kademeli olarak açık olacağı belirtildi. Üzerinden karayolları kavşağına kadar olan güzergahı takip etmeleri zorunlu hale getirildi. Haberleri aktardık. Bu haberimizle birlikte bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde STV Ana Haber'de günün gelişmeleriyle tekrar karşınızda oluncaya dek iyi akşamlar dileriz.